Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü YouTube videomuz için nereye geldik? Kahramanmaraş'a. Şimdi Kasap Kürşat'ta eli böğründe yiyeceğiz. Kürşat Usta, kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yedireceğim bugün bize? Bugün size kuşbaşı teneke yedireceğiz. Biftek, kaburga ve pizzola karışımı yedireceğiz. Ama tenekede. Tenekede. Tepside gibi. Farklı bir lezzetimiz var. Ben tepsi bekliyordum. Teneke farklı çıktı şimdi. İyi hadi bakalım. Yapalım şimdi bunları. Şimdi önce biberleri mi atıyoruz? Biberleri atacağız altına yanmasın diye. Sonra domates. Aslında mevsiminde olsa şimdi domates muhteşem olur değil mi? Kabuğu soyulmuş domatesler. Evet. Biberler acı mı? Tatlı. Tatlı biber. Lezzet vermesi için çekilmiş kuyruk atıyoruz. Biraz. Çekilmiş kuyruk ya. Bunlar koyun eti. Yok, değil kuzu. Mi hepsi? Kuzu eti. Şimdi bu yemeğin asıl ismi eli böğründe. Eli böğründe ama biz ayrı ayrı pişiriyoruz. Domates ve etin ayrı ayrı pişme süresi olduğu için daha lezzetli bir kıvam alıyor. Hmm. Bak bu değişik oldu. Kekik mi o? Evet. Dur. Ben kekik sevmem. Pirzola tamam. için sadece tuz kullanıyorum. Kekikleri çıkarttıktan sonra evet. Tuz ve... Sadece tuz mu pirzolaya? Evet. Kuzu etinde daha bir lezzet, daha bir farklı bir lezzet veriyor. Pirzola, biftek, kaburga karışımı. Ben ette kekik yiyemiyorum ya. Hiç sevmedim bugüne kadar. Farklı bir lezzet, farklı bir reyha yok. Olayında. Benim her şeyim kekiksiz olsun. Arasında sarımsak yer misiniz? Sarımsak yerim canım. Sarımsak kim yemez? Olsam diye biraz sarımsak alabiliyor muyum? Pişme süresi ne kadar? Sebze biraz fazla sürüyor ama etin pişme süresi ortalama 20 dakika. 20 dakika sonra biz bu eti evet. Taş fırında yiyeceğiz. Evet, taş fırında. Odun ateşinde pişmiş. Biraz küçültelim bunu. Şimdi bir de sarımsaklarını atıyoruz. Evet. Değil mi? Ya zaten ete en çok yakışan sarımsak, tuz. Kuzu eti, ben de sarımsak. Şimdi bunlar hazır mı? Sonra kuşbaşı yapacağız. Kuşbaşı hazırlıyoruz. Onun içine de sarımsak atıyor muyuz? Atacağım, evet. Buna da mı sadece tuz? Bunu avcarlı yapacağız. Tuz, ha. Biber, kekik ama kekik atma. Kekik atma ya, kekiksiz olsun. Arkadaşlar bu arada orijinalinde kekik var. Ben kekik sevmediğim için kekiksiz yapıyoruz. Kaburga kısmından hafif yağlı yerleri var. Ayrı bir lezzetimiz var. Tuzunu atıyoruz. Acı mı o? Orta. Tamam. Acı severiz ya. Biz. Şimdi bunlar fırına gidecek değil mi? Taş fırında pişeceği için yine üzerine çekilmiş kuyruk bırakacağız. Kuyruk. Siz kuyruk yağını burada şeyde alır. Makinede çekiyorsunuz evet. Kıyma gibi. Mustafa bu kurumasın diye. Kokusu nasıl güzel olur biliyor musun? Daha farklı bir lezzetimiz var. Şimdi fırına mı gideceğiz? Gidecek. Tamam. Evet şimdi eli böğründeler fırına gidiyor. Evet. Hadi gidelim bakayım. Hadi şuraya abi. Abi kolay gelsin. Sağ ol abi, hoş geldin. Bunlar bizim ha. Özel pişir bunları. Kaç dakika sürede? 15-20 dakika herhalde abi. Tamamdır. 15 dakika bekliyoruz burada şimdi. Aynen. Şimdi bu arada biz bunları beklerken burada Arap tava ve bu nedir? Bu nedir? Patlıcan kebabı. Patlıcan kebabı sizde böyle oluyor. Bu da Arap tava. Pişim süreleri 1 saat. Yalnız görüntü çok iyi ya. Patlıcan bal gibi olur. Bu nereden patlıcanı? Kemer patlıcanı. Kemer patlıcanını yapıyoruz. Kuzu kaburga yağlı tarafından çektiğimiz bir et bölgemiz. Aha. Kendi yağıyla bu şekilde pişiyor. Çok güzelmiş ya. Bu tepsiyi biz kaçırsak mı bunu? Yavaş.
Evet ustacığım, bizim yemekler çıktı mı? Evet, aynen abi. E hadi alalım bakayım yemeklerimizi. Hadi verelim abi. Eli böğründeleri. Aynen. Eli böğründe beklerken ekmek geldi. Kedi gibi bekliyorum yalnız ben burada. Ooo sese bak. Kuşbaşımız. Bu kuşbaşımız. Bu pirzolamız. Ne, kaburga mıydı bu? Kaburga. Kaburgamız. Var. O da eli böğründenin yan malzemesi. Evet. Yan yanına, diğer yana. Doğru mu? Evet. Süper görünüyor. Şimdi bunları yiyecek miyiz biz? Afiyet olsun. Şimdi eli böğründeler şu karşıdaki, şu tam şu karşıdaki fırında yapılıyor. Sonra buraya kasaba geliyor. Kasap köşede. Biz burada masada oturup yiyeceğiz. Şimdi oradan çıkıp gelecek, onu bekliyoruz. Şimdi karşıdan yemeklerimiz geliyor. Kürşat hoş geldin ya. Gözümüz yollarda kaldı. Dur ben de oraya gireyim de şundan içine bir bakalım. Sebzemiz, kuşbaşımız ve kaburgamız. Ya biz çok et sevmeyiz ama yani hatır için yiyeceğiz şimdi. Şifa olsun. Hatır için çiğ tavuk yenirmiş. Hadi ellerine sağlık. Masada alalım bakayım. Şimdi bu yemeklerle ilgili sana önce bir şey daha anlatıyordum Muhammed. Maraş Gurmem Muhammed. Maraş'tan Lezzetler Fatih ve Kürşat Kasap'ın sahibi, Kürşat Kasap burası arkadaşlar. Şimdi az önce bana çok ilginç bir hikaye anlattı Muhammed burada. Bir de kendisinden dinleyelim aslında biz bunu. Hocam şimdi şöyle, Kahramanmaraş'ta genelde küçükbaş olarak hayvan tercih edilir. Ve bunlar da mevsimsel olarak değişir. 16-17 kilo civarında olur şu anda elimizde kargası. 17 ve yukarısı olur. Zaten 20'den sonrasında biz koyun diyoruz, kuzu demiyoruz. Onu 14 kilo ile 17 kilo arasındaki olan kuzularda da şu anda bunları tadacağız. Yalnız bizim burada şöyle bir durum var. Kahramanmaraşlı kasaplar şeyi bilmezler, et terbiye etmeyi bilmezler. Tomato ve sos kullanmayız. Onu hayvan canlıyken çoban halleder o işi. Nasıl yapıyor? Gezdirerek, yaylalarda gezdirerek. Otla, otlaklarda, meralarda, doğal. Besleme gösterilerek. Onlarda etin kendinde orijinal bir reyası olur. Sadece tuz ve biber atarız. Başka hiçbir şey yok. Etin kendi lezzeti yeterli diyorsun. Aynen. Kasaplara sorsanız bu eti nasıl terbiye ederim, nasıl yumuşatırım derseniz bilmiyoruz abi derler. Bizim etimize gerek yok derler. İyi. Bu şekilde. Şimdi zaten tadarken ön dişte kestiğinizde o ona gireceksiniz. Öyle mi tadılar? Evet. Hangisini? En fazla zaten bizim dinlendirmiş olduğumuz et 2. Şimdi şu pirzola. Şu? Biftek. Biftekten ben de tadım ki. Burası kuzu biftek. Yani kuzuda da biftek var. Dana'da olduğu gibi. Bu da kaburgası hocam. Kaburgan da şu. En çok en lezzetli. Yağlı kısmı güzel olur. Burası yağ değil aslında. Biz buraya beyaz et diyoruz. Şeraf tarafı. Evet, şeraf tarafı. Şimdi şöyle alıyoruz. Yani kuyruk tarafını çekip Adana kebabı yapıyoruz işte. Şöyle bunu yeme şeklinde bu. Öyle. Bizdeki usulde çok çatala ihtiyaç yok. Yani esprisi saçta tenekede pişmesi. Suyu evet. Tamamen üzerinde kalıyor. Yani ızgarada olduğu zaman kuruma yapar bu et. İnce olduğu için. Tamamen fırında 15 dakikada gördüğünüz pişti. Lokum gibi su üzerinde. Şu kekiksiz kuşbaşımıza da bakalım. Kekik kendi içinde. Şöyle yağından da alacağım yani. Ayran nasıl? Ayran da kendi. Kendi yapıyor musunuz? Evet. Hocam burada kasapla yeri de lokanta gibi. Gelirseniz biz 3 kişiyiz, biz 5 kişiyiz gibi. Böyle kişi sayısı verirseniz onlar size böyle bir şeyler hazırlarlar. Ayran da güzelmiş. Yani biraz da biz mesela geldiğimiz zaman işte Kürşat arkadaşa bırakmıyoruz kendimizi. Biz 5 kişi geliyoruz şu saatte diyoruz. O 5 kişi bize bir yemek alalım. Yeme sistemini gösterir misin? Arkadaşlar nasıl deniyor? Yemek bunu şöyle. Biz bunu Adana'da nasıl yeriz onu göstereyim. Buyurun. Göstereyim mi? Gösterin. Şunu şöyle alırız. Onu Maraş'tan almışlar onlar. Ağaçtan mı almışlar? Ağaçtan almışlar. Şunu şöyle batırırız yağıyla. Adana Urmez'i de şöyle bir şey yapmıştı. Sokum yaptı. Bu şekilde. Murat onu Adana'da görmüştür ya. Antalya'da. Yüksek ihtimalle. Buradan
Antalya gurmesine de selamlar olsun o zaman. Bize de selamlar. Peki yumuşak. Yumuşak gurmesin lezzeti. Gayet güzel. Hocam. Hepsinden birer tane koyuyorsun ya. Ya, şu kısım, şu kısım benim için gereksiz kısım. Ben şu kısımla ilgileniyorum. Ama öyle değil mi? Şu anda yaz mevsimi olsaydı. Tabii domates daha güzel. Harika domatesimiz var. Dünya domateslerimiz geldi. Daha kırmızı olur. Böyle biber kadar kırmızı olur. O zaman teşekkür ediyorum. Kürşat sağ da teşekkür ediyorum. Bu bilgi için sağ da teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dedim. Her zaman. Size de afiyet olsun. Şifa olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz bir beğendiğinizi alırız arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bari. Görüşürüz.